malzemelerle tarif eden bir anlayışın çok üstüne çıktı. Çok ötesine geçti. Fotoğraf beni niye ilgilendirir? Bir defa sanatçı olarak ilgilendiriyor. Ama bu malzemedeki büyü nedir? Yıllarca önce benle yapılan bir röportajdan bir alıntı okuyacağım size. Kendimden alıntı yapacağım. Şöyle demişim. Fotoğraf beni büyüler. Çünkü içinde yaşama ilişkin bir bilgelik gizlidir. Fotoğraf bize zamanda yer açar. Yaşadığımız anın önemi kadar geçiciliğimizi de öğretir. Yaşamla ölüm, belgelikle bilgelik üzerine metaforik bir öğretidir. Mekanik bir sonuç yaşamı yeniden kavramamızı sağlar ve hiçbir teknik fotoğrafın taşıdığı yoğun melankoliyi taşımaz. Belki bu röportajın son cümlesi bu konuşmamızın ilk cümlesi oluyor. Melankoli, çağımızın hastalığı, marazi keder. Neden belli teknikler, belli malzemeler bizde bu keder duygusunu yaratır? Bu keder neden kaynaklanır? Her yüzyılın bir ruhu olduğu söylenir. Hatta yüzyıl sonlarında bu ruhun ağır bir tortu halinde insanlığın üstüne çöktüğünden söz edilir. Buna da fin de siècle denir Fransızların deyimiyle, yani yüzyıl sonu duyarlılığı. Bizim yüzyılımızın duyarlılığı da ağır bir melankolidir. Melankoli neden kaynaklanır? Bu marazi keder duygusu kayıp duygusuna bitişiktir. Bir şeyleri yitirdiğimiz, kaybettiğimiz, geriye dönülemeyecek ölçüde onlardan uzaklaştığımız zaman kederleniriz. Bu keder uzaklık arttıkça yoğunlaşır. Bireysel olarak çocukluğumuz, ilk gençliğimiz, ilk sevgilimiz, ilk buluşmalar, bütün bu anılar bir daha asla geri dönülemeyecek şeylerdir. Ve anılarımızda birer fotoğraf olarak yer alırlar. Bir de insanlığın şeyi vardır, yani melankolisi, yüzyılın üzerine bir ağırlık gibi çöken. Bu nereden kaynaklanır? İnsanlığın kayıplarından kaynaklanır. Yüzyılımızı düşündüğümüz zaman iki büyük dünya savaşı, inanılmaz çoklukta kanlı cepheler, kirli bir ayrımcılık, reddediş ve kan gölü halinde bir yüzyılı kapatıyoruz. Burada yüz binlerce insan belli değerlerini, inançlarını, sevdiklerini, hatıralarını kaybediyorlar. Bunların ağır melankolisi yüzyılın ruhunu, duyarlılığını oluşturuyor. Bunları da saptayan şey nedir? Sanatsal açıdan bunları belgeleyen şey işte fotoğraf. Fotoğraf, anılarımızda, belleğimizde yer alan veya belleğimizin önüne getirilen kopyalarıyla sunulan anılar, uzaklaşmak istediğimiz anılar. Yüzyılın ruhunun bu karanlık tablosu fotoğrafta belli şeyleri oluşturuyor, belli değerleri oluşturuyor. Fotoğraf bir anlamda sanat yoluyla ölüme karşı direnmenin de sembolü. Sanatın özünde bu var. Üremenin de özünde bu var. Kendimizden sonra bir şey bırakmak. Bir sembol bırakmak, bir anı bırakmak. Dünyaya bir şey bırakmak. Kimi bunu çocuk yaparak, kimisi üretim yaparak sağlıyor. Ama hepimizin içindeki temel tutku sıradan bir insan gibi, sıradan bir canlı gibi yok olup gitmemek, bir anı bırakmak, bir belge bırakmak. İşte insanın, bilinçaltının bu duyarlılığına tam da denk düşen bir teknik fotoğraf. Çünkü
aynı zamanda. Belgelikle bilgelik arasında geçiş kurabilen olağanüstü bir mekanik metafor. Bu yüzden de beni çok ilgilendirmiştir. İnsanlar fotoğraftan önce bu geleceğe iz bırakmak duygusunu nasıl tatmin ediyorlardı? Ne yolla? Resim yoluyla tabii. Resim sanatı insanların mümkün olduğu kadar gerçeğe yakın tasvirlerini kaydediyordu ve gelecek kuşaklara sunuyordu. İsterseniz şimdi projeksiyon eşliğinde bu insanlık tarihinin bu sürecini birlikte izleyelim. Bu benim altı yıl önce hazırladığım bir fotoğraf albümünden, yani metik sanat, kitap sanat diyebileceğimiz bir albüm için hazırladığım bir anı, fotoğrafı. Burada ben ileriye bakıyorum. Fakat ileride gördüğüm şey geçmişe ilişkin suretim, yüzüm. Yani çocuk balkanlığı ileride görmek, yanımda görmek, onunla yaşamak istiyorum. Böyle metaforik bir kuşatma bu. Demek ki fotoğrafta hani bu melankoliyi oluşturan temel duygunun kayıp duygusu olduğunu söylemiştik. Bu kayıplardan en önemlisi de benim hayatımda her zaman hissettiğim, çünkü hala içimde taşıdığım için hissettiğim, o çocuk yanımızın giderek bizden uzaklaşması, o çocuğun elimizi bırakması. Evet. Bu sadece çağdaş bir sanatçının yorumu içinde çerçevelenmiyor. Bir belge olarak da Rönesans'la Bronzino'nun soylu bir ailenin çocuğunun portresi. Çeşitli yaşlardan itibaren insanların gelişim süreçleri, aşamaları, mutluluk anları, aynı bugün fotoğraf sanatının yaptığı gibi tespit ediliyor. Bu bir 2-3 yaşlarında bir erkek çocuğunun resmi, portresi, Bronzino'nun. Devam edelim. Bu da biraz daha gelişmiş yine Bronzino'nun, bir kız evladın portresi. Tabii dikkat ederseniz jestüel olarak, yani duruşlar, ressama bakış, fotoğrafik dille ele alırsak bir tür kameraya bakışla örtüşüyor. Neredeyse aynı. Belki ressama bakışta, mekanik bir alete bakıştan daha sıcak bir duruş var, daha insani bir duruş var. Ama ileride de göreceğimiz gibi çok iyi fotoğrafçılar aslında modeliyle çok iyi ilişki kuran fotoğrafçılar aynı zamanda. Yani görünenin gözünden görünmeyeni görebiliyorsunuz. Bir Diane Arbus'un fotoğraflarında modelle kurduğu iyi ilişki görüyorsunuz. Bu resim sanatında, portre sanatında da böyledir ve çok önemlidir. Modelin duruşu, ressama bakışı, o klasik standart jestlerin dışındaki insani boyutu veren çok önemli bir gösterge. Devam edelim. Erişkin bir genç kadın portresi. Tabii bunlar aristokratlar. Geleceğe kalmayı hak edebilen onlar olduğu için kaybolup giden birçok insanın portresini göremiyoruz. Raffaello'nun çok başarılı bir portresi. Bütün sınıfsal aksesuarlara rağmen, zenginliğe rağmen insani bir ifadeyi muhafaza edebilen, bir sıcaklığı muhafaza edebilen güzel bir portre. Yine duruş
Francesca'nın bir portresi, İtalyan primitifi. Piero della Francesca'da bir stilizasyon hissediyoruz. Yani takılarda, nesnelerde gerçeğe çok yaklaşılmış ama insan yüzünde naif bir üslupçuluk var. Henüz tam anatomik şeyleri bulamamış, perfeksiyonu bulamamış ama resim olarak harikulade. Şiiriyle, renk düzeniyle, tonlarıyla bir portresi Piero della Francesca'nın. Evet, bu yıllarda fotoğraf olsaydı stüdyoda çekeceklerdi tabii. Bu portrelerini çektireceklerdi son yıllarda. Evet. Şimdi bu kadın da nereden çıktı derseniz, araya muziplik olsun diye Cindy Sherman'ı koydum. Cindy Sherman, çağdaş Amerikan sanatının önemli yeteneklerinden bir tanesi. Sanatının en önemli şeyi ve fotoğrafla uğraşıyor. Ama fotoğrafçı demiyorum, yani sanatçı diyorum. Fotoğraf sadece bir malzeme olduğu için. Cindy Sherman'ın sanatının merkezi yerine geçme şablonuyla açıklanabilir. Yani kendi olmaktan sıkılmış, kendi olamamış, kendinin dışına savrulmuş insan tiplerinin aynı şizofrenide olduğu gibi belli figürlere sığınma ihtiyacından doğan bir sendrom. Bunu kullanıyor Cindy Sherman. Yer yer tarihi kişiliklere benzemeye çalışıyor. Yer yer çok ünlü Hollywood filmlerindeki kahramanların rollerine soyunuyor Cindy Sherman. Piero della Francesca'nın portresiyle çok önemli benzerlikler görüyorsunuz değil mi? Hemen arka arkaya getirdim o nedenle. Bu bir çağın hastalığı, kendi olamamak, yerine geçme hastalığı Amerikan toplumunda özellikle oluşan kapitalist şizofreninin bir göstergesi ve Cindy Sherman bunu çok kuvvetle kullanıyor. Grotesk bir mizah da katarak, abartarak mesela burnu vesaire plastik eklemeler yaparak model kendisi, Cindy Sherman'ın kendisi, sanatçının kendi otomobili. Evet. Yavaş yavaş yüzden sanat tarihi insan bedenine kaymaya başlıyor. İnsan soyulmaya başlıyor. Ve öncelikle tabii efsaneye uyarak bir tahrik malzemesi olarak kadını soyunmaya davet ediyor. Botticelli'nin ünlü resmi Venüs'ü, Botticelli'nin Venüs'ünde yavaş yavaş popülist çok zarif, çok stilize edilmiş cinselliğini de yüzüne eklemeye başlamış, yüzündeki kum tamama eklemeye başlamış bir popülist cinsellik şablonu okumaya başlıyoruz. Evet. Tiziano'nun resminde de bunu görmek mümkün. Yani portreyle sınırlı insan duruşları, aristokratik ve muhafazakar jestler, bakışlar yavaş yavaş vücuda iniyor ve insan vücudunu ellemeye başlıyor. Aynen bir çocuğun gelişim aşamalarında olduğu gibi mahrem yerlerini kurcalamaya başlıyor. İnsan ve sanatçı, bu tabii bir metafor. Yani insanın yaptığı bir eylemden çok sanat insanın bedenine yönelmeye başlıyor. Resim yoluyla. Ve bu fotoğraf sanatına da yansıyacak. Birazdan göreceğiz. Evet. Tabii bu açılımın en radikal göstergelerinden biri Caravaggio'nun sanatı.
Caravaggio'nun resmi hem çok gerçekçi hem de sınıflar üstü. Yani sınıfsal estetiği aşarak belli soyluların, belli statüye sahip kişilerin, güçlerin portreleri yerine Caravaggio sokaktan topladığı çocukları model olarak kullanmaya başlıyor. Caravaggio bir nevi hiyerarşiye omuz atıyor. Zaten bıçkın bir adam, yani tam deyimiyle, argo deyimiyle, evet, sarhoş, serkeş, ele avuca sığmaz, anarşist ruhlu bir adam ve naturalizmin babası. Doğalcılığının temelinde de kasları reddetmek şeyi var, tutkusu var. Caravaggio belli sınıfsal değerleri reddederek çok ünlü, çok mitolojik, çok dokunulmaz kişileri tasvir ederken bile mahalle çocuklarını kullanabiliyor. Ve onların cinselliklerini de sonuna kadar sergileyerek. Bacchus resminde olduğu gibi. Bir mitolojik kahraman birdenbire sümüklü bir mahalle çocuğuyla özdeşleşiveriyor. Caravaggio'nun resminde. Caravaggio'nun büyüklüğü, anarşizmi, radikalizmi buradan geliyor. Evet. Yavaş yavaş fotoğrafın icadından sonra görüyoruz ki insan bedeni artık büyük bir verimli tüketim sahası olarak kullanılmaya başlıyor. Kadın erkek ilişkileri hafif mizahla süslenmiş soft porno atmosferler içinde kartpostallar halinde üretilmeye başlıyor. Tabii o mitolojik zarafeti filan burada beklememek lazım. Yeni palazlanan küçük burjuvazi sınıfının olanca kabalığı, kaba mizah anlayışı burada okunuyor ve bunlar özellikle onun üstüne gidiyorlar. Bu sektör. Evet. Bunlar da aynı dönemin Fransız kartpostallarından. Görüldüğü gibi hafif oryantalist temalar da var. Satılan kadınlar, Fransız burjuvazisinin hayal gücünü kışkırtan unsurlar var. Beden artık görüldüğü gibi beden sadece ölüme karşı bir direniş değil, bir meta olarak keşfedilmeye başlanmış ve pazarlaması yapılmaya başlanmış. Evet. Bedenin içi bir süre sonra, tabii bu tatlı dönemin sonunda bir dünya savaşının eşiğine geliyor Avrupa ve bütün burjuva değerleri sorgulanmaya başlıyor. Ve fotoğraf burada dünyanın çıplak ve acı gerçeğini teşhir eden, herkesin kafasına çakan çok önemli bir silah olarak kullanılıyor sanatçılar tarafından. Dadalarda, dadalar ve sürrealistler bu sanatçıların başında. Vücudun artık içine girilmeye başlanıyor. Beynin içine girilmeye başlıyor. Çünkü psikoloji bir bilim olarak ortaya çıkıyor, gelişiyor, güçleniyor. Ve bu bilimin verileriyle insanın kabuğu değil, bedeni değil, bedeninin içi de sorgulanmaya başlıyor. Yani o bedenin kimliği nasıl sunulduğu ve iç değeri. Man Ray'in yarı fütüristik bu kolajında insan bedeninin içi çok mekanik, çok basit teknik gereçlerle yüzü, beyni ve bedeni donatılmış, neredeyse kullanılabilecek, kumanda edilebilecek bir mekanik alete dönüştürülmüş. Sanatçının yeni insan kavrayışının ironik eleştiren bir karşılığı bu kolaj. Evet.
Giacometti bence heykelleriyle harikulade bir sanatçı ama portreleri de bir o kadar kuvvetli. Giacometti'nin portreleri biliyorsunuz heykelci kendisi ama ressam yanı da var. Son derece içe dönük, introvert, kuşkulu, melankolik, hastalanmaya yüz tutmuş insan suretlerini dışlaştırmaya başladı. Burada insanın artık yavaş yavaş bedeninden değil, bedeni ve aklıyla yaşadığı uyumsuzluktan geldiklerden ileri gelen hafif bir şizofreniye doğru sürüklenmekte olduğunu hissediyoruz. Varoluşçu, bedenin ve ruhun anlamını, karşılığını sorgulayan bir dönemin, Sartre'ların, Camus'lerin yarattığı dünyanın, tartışmaların ortasından yeşermiş bir sanatçı Giacometti. Onların kuşkularını, kaygılarını taşıyan portreleriyle. Evet. Giacometti'nin bir başka portresi. Neredeyse, değil mi? Francis Bacon'ı haber veriyor. Hatta ondan daha sade ve daha güçlü ifadeleri. Değil mi? O İngiliz sanatçısını tanırsınız, Francis Bacon. O da belli bir iki modelin ve varyasyonlarından oluşan, fotoğraflarının varyasyonlarından oluşan portre serileriyle ünlü. Ama bu portreler derin bir yalnızlık içeren ikili, üçlü gruplar halinde de çoğalabiliyor ya da azalabiliyor. Evet, devam edelim. Çağın fotoğrafın melankolisi ya da çağın melankolisinden söz ettiğimiz zaman çağın kayıplarından da söz ettik. Dünya Savaşı sırasında yitirilen milyonlarca savaşları sırasında yitirilen milyonlarca insanın özellikle bize yoğun bir acı veren içimize kayıp çocukların ruhları ve suretleri. Boltanski kayıp arşivlerinden bu çocuk yüzlerini topluyor. Fransız sanatçısı. Bu çocukların fotoğraflarını saydama çeviriyor. Ve bunların anısına ikonografik düzenlemeler yapıyor. Yani insanlık ayıbını yeni nesillerin yüzüne vuruyor. Bunların tekrarlanmaması için. Bunda da garip, paradoksal bir biçimde Hristiyanlığın ruhani atmosferine dönüyor. Yani o ikonografik tasvir ve ışıklandırma, aydınlatma ritüeline dönüyor. Boltanski'nin çok önemli çalışmaları kaybolan insanların yitirilen, melankolinin kaynağı olan kayıp duygusunun bir tekrarından oluşuyor. Devam edelim. Yine Boltanski'nin bir işi. Burada çocuklar değil, Dünya Savaşı'nda çeşitli cephelerde veya konsantrasyon kamplarında yitirilmiş, kaybedilmiş, yakılmış, kül edilmiş insanların arşivlerden alınmış, portrelerinden oluşan bir trajik anı mimarisi kuruyor sanatçı. Burada tabii hiçbir malzeme fotoğrafın yarattığı acıyı yaratamaz. Burada herhangi bir boya, bir tasvir, bir çizime girişseydi Boltanski yaratacağı etkinin yüzde birini elde edemezdi. Burada fotoğrafın gücünü vurgulamaya çalışıyorum. Belge ve arşiv gücünü. Ancak bu fotoğrafları gördükten sonra biz o insanların gerçekten kaybedilmiş, yitirilmiş insanlar olduğuna inanıyoruz. Gerçeğin gücüne inanıyoruz. Evet. Boltanski'nin yine kayıp çocuklarla ilgili bir şey. Tabii
çocuklar sadece dünya savaşlarında, cephelerde kaybedilmiyor. Büyük kentlerde de kaybediliyor, değil mi? Varoşlarda da kaybediliyor. Kentin içinde, hayatımızın içinde bir sürü kayıp çocuk var. Ama Boltanski bunları insanlığa mal edecek bir genel çerçeve içinde sorguluyor. Evet. Hocam ben gerçeklik konusunda bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi bu çalışmalarda, bu fotoğrafların savaşta kaybolan çocukların fotoğrafları olduğunu kabul ettik. Olur ya, bir şekilde bunların stüdyoda çekilmiş fotoğraflar olduğunu ortaya çıksa, çalışmanın değeri ne olur? Çünkü gerçekliğin biraz dışına çıkmış oldu. Şimdi tabii o bir dedektiflik uğraşı gerektiriyor. Orada sanatçıya güvenmemiz gerekiyor tabii. Ama sanatçı bunları sembolik olarak da yapabilir. Bunları tasvir edebilir. Yani bir şekilde yeniden kurabilir. Ama onu belirtmesi gerekir. Yani sanatsal etik bunu gerektirir. Boltanski'nin söylediği